Üçüncü ricam. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit gençliğe uyku diyor. Uyku ne demek? Uyku kendi varlığını kaybetmek. Aa, sen de geldin. Burada ne işin var senin? İnternetten görmüşler. Bak Abdullah seni. Abdullah'ı da al ya. Abdullah'ı da göreceğim. Al tabii. Abdullah'ın misafiriyiz. İlk önce Allah'ın, sonra Abdullah'ın. Büyükçekmece'den geliyoruz. Değer veriyoruz Abdullah'a elhamdülillah. Zavallı biziz. Şimdi uyku kendi varlığını yok ettiği için kendi varlığıyla bilinmesi gereken varlık da yok olur. Yani etrafında haberin olmaz. Uyku. Yani uyuyan insan uyuduğunu bilmez. Onun dünyasında hiçbir şey yoktur. Niçin? Çünkü kendisi de yoktur. Yok. Var da yok değil mi? Var da yok. Aynen gençlik buna benziyor. Var da yok. Yani bu alem işliyor, bir gaye hizmet ediyor. Bir derdi var bu işin. Yani bu hareket bir dert var yani, bir şey var yani. Bu ondan hiç umurunda değil. İhtiyarlık neymiş? Sabah uyanmakmış. Bak bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Vücudum Allah Allah. Demek ki ihtiyarlık uyanmaktır. Mesela ben 50 küsur yaşındayım. Şu andaki gözüm, bakışım 30 yaşında, 20 yaşındaki gibi mümkünatı yok yani. Sizde de öyle mesela. Şu andaki gözlüğünüz o yaşındaki gibi değil. İhtiyarlık arkadaşlar sabah uyanmak gibidir. Uyanmış kendisine bakmış. Uyandığı için bakmış. Bakmış ki uyanınca oho vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Mesela Abdullah da uyanıyor. Günde 2 saat yatıyor. Yok 2 saat ayaktasın değil mi? Oturuyor. Oturuyorsun. Diğer uyku. Niyazi Misri'nin diyor ki bak. Günde bir taşı binayı ömrümün düştü yere can yatar gafil binası olduğu bir anı bir haber. Yani her gün vücudumdan bir tane taş düşüyor. Fakat öyle bir can var ki gafil binası bir anı olmuş haberi yok. Evi düşünün çatı gitmiş. Her taraf damlamış, çökmüş. Bizim memlekette öyle bakımsız olduğu için kar böyle çatıyı çökertiyor. Hop tahtalı olduğundan hop bina dümdüz. Ama içeride bir adam yatıyor. Binası virane olmuş bir haber. Haberi. Buna benziyor diyor. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismimin de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Her gün demek bir taş ayrılmak demektir. Tabii genç olduğunuz için çoğunlukla bir taş düşmek demek biraz zor yani. Böyle hissiyatın olması. Yani böyle bir insan etkileniyor. Ruhumun hanesi olan cisim. Mesela şu binada biz varız. Şu binada biz varız. Binanın içindeyiz diye bina bizden kıymetli midir? Yok. Binanın içindeyiz. Binanın içindeyiz bize hizmet etsin diye. Bina bizden değerli değil. Cesetle ruh ilişkisi böyledir. Ruhla ceset arasındaki ilişki senin şu anda binada oturman gibidir. Şu anda binaya benziyor musun? Yok. Çekip gittiğin zaman işe gidiyorsun, bilmem nereye gidiyorsun. Binaya matkap vursalar, binayı yıksalar, sen binadan çıksan, sana bir acı verir mi? Bu
Uzaklaştın, gittin Kartal'a, Efendi'ye gittin. He? Vermez. Ölüm de böyle. Binadan çıkacaksın, binayı koyacaklar harfiyatla toprağın altına. Yıkılan binayı harfiyat yaparlar ya. Yani bina ile ruh ilişkisi böyledir sevgili arkadaşlar. Veya odun bedendir, odun. Odundaki nur var ya, yattığınız zaman şey çıkıyor, nur. Nur, ışık. O nur ruhtur. Odundan çıkan duman da nefistir. Odundan çıkan kül de bu işte. İki farklı kül, duman, nurun bütünlüğünden gözüken odun nasılsa sen de böylesin. Nefis, ruh, ceset. Cesedi biniyoruz, kullanıyoruz. Önemli olan ruhtur. Bu binadan insanlar çıksın, hiçbir değeri yok bunun. İnsansız bir değeri mi var buna? Hiçbir değeri yok. Diyor ki, ruhumun hanesi olan cismimin de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Bir su getirir misin? Kopmaya başladılar. Çünkü arkadaşlar, doğduğumuz zaman her şeye bağlıyız. Anneye bağlıyız, babaya bağlıyız. Birisi örtmesine bağlıyız, ağzımıza su vermesine, gıda vermesine bağlıyız değil mi? Gidiyoruz, gidiyoruz, kopuyoruz gittikçe. Bak anne babadan koptuk, şundan koptuk, başkasının şeyinden koptuk. Yani ağzımıza koymasına koptuk, koptuk derken bizi bağlayan sebepler hepsi yok olmuş, okul oluyor. Gidiyor. Arkadaşlar, senin yaşın kaç delikanlı? Sen baktığın gibi. He abisi. 23. Sen yanındaki? Ben 19. 19. Tabii bu, ben de senin yaştaydım. Ama bu oldu. Önce öyleydim. Şu, senin şimdi 19 yaşında hissettiklerin burada yok, biliyor musun? Hiç yok. İnan. Hiç yok. Başka şeyler geliyor. Diyordum ki, ölüme nasıl olacak ya, ölüm. Ya nasıl alışacağız bu işe ya, ölüm falan. Yaşlandıkça ölüm güzel gelmeye başlıyor. Artık motor çekmiyor, son kullanma tarihine geliyor. At taşımıyor. Bu sefer, ya ne zaman teris olacağız? İnan mübalağa etmiyor. Böyle duygular oluyor. O yaşta senin o bildiğin dünyada, o dünyayı biliyorum, 19 yaşını ben yaşadım. Ama sen 52 yaşamadın. 53'ü yaşamadın. Hiçbir tanesi bende yok. Yaşa göre Allah duygu veriyor. Yoksa yaşanmaz. Şu hacının duyguları da belki de bende yok. Tam itaat. Yani yaşa göre hiç endişe etmeyin. Allah duygu veriyor. Duygu ve düşünceler veriyor. Yoksa zulüm olur. Mesela Abdullah'a bakarsın öyle acıyorsun ay falan. Oysa bir tanesi bana dedi ki, hocam dedi, eşek yük taşımasından zulüm değil midir dedi. Hani Allah rahmetli, Rahman-ı Rahim'dir demiştim. Dedim ki, eşek semer konmasında ve yük taşımasında lezzet alır. Çünkü fıtratı bu. Elle baklava taşımak zulümdür, zordur. Ama yesem mideye koyarsam, mide taşırsam memnun olur. Sen niçin eşek yük taşımasından rahatsız oldun biliyor musun? Çünkü kendin çıktın, eşeğin içine bir girdin. Ve bakıyorsun insan ruhu, eşek cesedi. Ben burada yük nasıl taşıyacağım? Yani Allah cesede ruha uygun da ceset vermiş. Unutmayın bunu. Ruha uygun ceset, cesede uygun ruh verdiği için ruhu ona uygun. Sen kendini onun yerine koyma. Şimdi Abdullah'a cesedine uygun bir ruh vermiş. Ruhuna uygun ceset vermiş. Bizim garip karşılamamız buradan oraya bakışımızdır.
Hayır, gayet de dünya düptüz, düz. Yani böyle baktığın zaman dünya, bak, dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Yaşlandıkça uçak iniyor kardeşim. Uçak iniyor. Şimdi kemerlerinizi bağlayınız. Koltuklarınızı dik, camlarınızı açık tutunuz. İniş için, tamam, inişe geçtik diyor. Uçak böyle anons yapıyor ya. O zaman ayrı bir atmosfer yaşıyorsun. Onun için hiç endişe etme. Allah sana ne nasip edecekse önceden duygunu değiştiriyor. Toksan, açlık duygusu olmadığı için elem yoktur. Eğer tok olduktan sonra hala açlık duygusu olsa yesen zulümdür, değil mi? Ona tok soksun, dolmuş ama hala açım. Nasıl, nereye koyacaksın? Hala açım ya, gitmiyor ya. Bir zat vardı Abdullah. Almanya'ya da camide vazife yaparken getirmişlerdi. Elini kaptırmış, el yok. El yok. Fakat olmayan el Abdullah kaşınıyor. Kolun kaşınıyor diyor. Azap çekiyor. Nereye kaşıyacak? Kol yok. O doktor. Dediler ki ya hocayı da götürelim ya. Bir hocayı da götürelim. Getirdiler, biraz konuşturdum. Baktım ki kolun olmamakla beraber kaşınmasının sebebi, benim tespitim, adam kolunun gittiğine inanmıyor. Akıl hala var zannediyor. O zaman var olduğu için, varlığını anlamak için kaşınma komutlarını veriyor. Peki çaresi nedir? Onu inandıracaksın. Bak, kolun yok. Ama Allah, eğer şükredersen kolulardan daha fazla istifade edeceksin. Bu şüküre sebeptir. Şöyle. İnandırdıktan sonra kolum yok. Ya inanıyor. İnanamıyor. Ne zaman şey yaptı, onayladı. Ya kolum yok. Artık hazmetti. Kolunun kaşıntısı gitti. Allah demek ki ne daha olmadan önce haletimizi değiştiriyor. Şimdiki haletle olmuyor. Onun için korku şimdi oluyor. Çok önemli bir tespit ha. Mehmet. Hadsiz dostlarımdan, sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettim. Mesela sen Mehmet'im, tanıdığım için söylüyorum. Evladım var, çoluk çocuğum var, işim var, işim var. Bir gün, bir hafta, bir ay gitmesen özlersin değil mi? Ben mesela 52 seneden beri evim yok ya. Özleyecek kimse yok. Yani demek ki yaptığım işe göre duygu veriyor demek istiyorum. Yok benim. Bugün ölsem arkaya bakacak kimse yok. Yani özleyecek evlat yok, at yok, avrat yok. Hani derler ya böyle, bir tekerleme var. Yani ne demek istiyorum? Allah sana neyi nasip etmişse ona uygun duygu veriyor. Biz de bir hata yapıyoruz. Bu duygularımla onun içine giriyorum. Onun cesedine giriyorum. Oradan bakıyor. Ya nasıl olacak ya falan. Hayır. Öyle değil ya. Ya çok acayip ya. İyi ki varsın ya. Ben ne yapacaktım ya. Bak diyor ki, hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın meremini aradım, bulamadım. Yani nedir o? Hadsiz dostlardan ayrılık. Nasıl, bu yarayı nasıl yapacaksın? Adam, ben seni seviyorum diyor. O da kız diyor ki, ben seni sevmiyorum. İntihar ediyor. Ayrılık bir acayip bir şey değil mi? Lan hani bir dişin ağrınca hemen doktora koşuyordun. Bir yerin ağrınca hemen doktora gidiyordun. En ufak bir şey dikkat eden bir adam komple hayatını istihkar eder mi? Atar mısın o şokaktan? Demek ki ne kadar buhran geçiriyor. İşte ayrılık böyle korkunç bir şeydir. Ölümün ölümü firattır. Eğer firat olmasaydı, ayrılık olmasaydı ölüm gelemezdi, yakamazdı bizi. Çünkü ölüm tebdil mekandır, kavuşmaktır, ayrılık değildir. Vatanı aslilerine sevkiyattır. Vatan aslilerine dönmektir. Ben nasıl senden önce gelmişim? Senden önce de gideceğim ya. Sen gelmeden önce ben diyor muydum ki? Senin adın neydi? Oğuz. Oğuz, kaç yaşındasın? 26.
26. Ya Ozan mıydı? Ozan gelmedi ya Rabbi, ben çok erken geldim. 26, 30 küsür sene. Ben de hiçbir şey yapmak istemiyorum. İlla piyasaya çıksın demediğim gibi. Ben de giderken ya Oğuzhan duruyor ya Rabbi, yani o bu bir sürü şeyler görecek, yapacak. Ben niye erken gidiyorum? Erken gelen erken gider. Ama müjdesi şudur. Allah size bir şeyi nasip edeceği zaman o olmadan önce duyguyu da veriyor. Derdi verdiği yerde dermanı da gönderiyor. Dertler bana derman imiş. O manevi ve çok derin, bak manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın, ayrılığın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri'nin dediği gibi, dedim ki, dil bekası, dil beka istiyor. Hak fenası, hak da fenamı istiyor. İstediğim ilkü tenim, yani dilim şu vücudumun bekasını istiyor. Ama hak ise bu vücudumun fenasını istiyor. Dilim cesedimin bekasını istiyor. Hak ise, Cenab-ı Hak ise fenasını istiyor. Ne yapayım ya? Allah böyle istiyor. Benim cesedim de böyle istiyor. O sıkıştım arada ya, çamaşır gibi böyle. Bir devasız derde düştüm. Ah ki Lokman bir haber. Devasız bir derde düştüm. Devası yok. Haşiye, yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde hikmet ilahi cesedimin harabiyetini iktiza ediyor. Hekimi Lokman da çaresini bulamadı, dermansız bir derde düştü. Meleklerin böyle derdi yok. Ölüm derdi yok. Ayrılık derdi yok. Namaz derdi yok. İmanı kaybetme derdi yok. Meleklerin imanı kazanma ve kaybetme derdi yok. Cennet cehennem derdi yok. Ne sayarsanız yok. Hepsi bende var. Peki bunlar sende var. Söyle bakalım vicdanında. Bu halinde keşke melek olsaydım der miydin? Vallahi demezdim. Bir kere illeti şudur. Allah demedi. Allah beni böyle yaptı, en doğrusu bunu yaptı. Keşke demem. O zaman Allah'ı sorgulamış olur. Yok. Akla ruha söylüyorum. Niye? Böyle olmam lazım. Yaralanmam lazım. Sıkıntı çekmem lazım. Yürüyememem lazım. Aciz olmam lazım. Dişim ağrması lazım. Demem lazım. Koşturmam lazım. Hasta olmam lazım. Niye? Çünkü insan olduğumu anlıyorum. Melekler hasta olmaz. Melekler acıkmaz. Melekler imanı kazanma ve kaybetme davası açılmamış. O kadar kıymetlisin ki imanı kazanma ve kaybetme davası başımıza açılmış. Bilin kıymetini ne olur. Ömrünüzün kıymetini bilin. Bak milyarlarca, milyonlarca demiyorum. Milyarlarca toprağın altında kafirler var, insanlar var. Kafir ve Müslümanlar var. Var değil mi geçmişte? Hepsini diyormuş biliyor musun? Kafir şöyle diyormuş. Hadis ifasani ile Kur'an'ın tefsiri, Kur'an'da da işaret ediyor. Ya Rabbi, bir an bizi, bir an ya, dünyaya çıkar. Bir an bir dakika olsun. Ne yapacaktı? Merak ettim. Kafir ne yapacak? 500 sene yaşadı, yetmedi de bir anı ne yapacak diye merak ettim. Ne yapacakmış biliyor musun? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye demek için bir dakika istiyormuş. İşte o dakika şimdi sende var. 500 sene yaşadığı halde o dakikası olmamış ama şimdi senin var. O fırsatın var biliyor musun? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeye zamanımız var. Allah'ım bunu bana dettirdiğin için Allah'lığın hatırına samimi olarak dergâh-ı izzetine onu kabul eyle ve onun hürmetine Allah'lığın hatırına bizi ve amin diyenleri affet ya Rabbi. İçimden geldi ya Rabbi. Allah'lığın hatırına ya Rabbi. Madem bize bunu nasip ettin, bunu demeyi nasip ettin. Allah'ım sonsuz şükürler olsun. Ha, o zaman insan çok değerli be kardeş. Meleklere de benzemiyor. Çok değerli. İnsan bu ya, insan. Her şey insan üzerine kurulmuş. Melekler de insan üzerinde değer alıyor.
İnsanı kaldır. Cebrail'in vazifesi ne? Azrail, insanı kaldır. Azrail'in vazifesi ne? İnsanı kaldır. Cennet, cehennem ne? İnsan ya. Ne olur yalvarıcısına söylüyorum. İnsanlığınızın kıymetini bilin. Var mı kafanızda şuur? Yaşıyorum diyebiliyor musun? İsterse kafadan aşağı felç ol. Varlığın şuurunda mısın? Bir an yaşa yeter ya. Bir an yaşa yeter ya. Ben varım. Allah'ın kuluyum. Allah vardır. Allah vardır. Muhammed onun Resuludur. Kur'an kitabımdır. Kabe kıblemdir. Dinim İslam'dır. Rabbim Allah'tır. De öl git ya. Başka hiçbir değerli hiçbir şey yapma. Budur ya. Değer yargısı bu. Doğruyu bulduktan sonra diğerleri ona göre yorumluyorsun. İnsan bu ya. İnsanı kaldırırsan hiçbir şey kalmıyor ki. Yerin altındaki madenlerden konuşmuyorum. Yani güzel bir manzara çiçekten bahsetmiyorum. Cebrail'in bile, Mikail, İsrafil'in bile vazifesi kalmıyor. Dil bekası, halk fenası, istedi mülkün tenim. Bir de, devasız derde düştüm, ah ki lokman bir haber. Ya. Cesedin tahrip olmasına ne kafayı takıyoruz? Ceset çok şanslı. Senin de ömrün geçecek Abdullah. Benim de geçecek. Sana diyecekler ki sabrettin mi? Bana diyecekler ki Hasan o ayağını nerede kullandın? O kolunu bacağını nerede kullandın? Ama sonsuz şükürler olsun. Yani bunu sorulmadan önce sorulacağını idrak etmek kadar büyük nimet de yoktur. O vakit birden merhamet ilahiyenin lisanı merhamet ilahiyenin lisanı. Peygamberimiz ha. Allah'ın lisanı. Şöyle düşünün. O peygamber ümmetine ceza verebiliyor. Ancak Allah'ın kanunu tatbik edebiliyor. Yani o şefkatli bir peygambere o şefkati veren Allah'ın merhametini düşünün. O vakit birden merhamet ilahiyenin lisanı misali, timsali, dellalı, mümessili olan, temsilcisi olan. Allah Allah. Peygamberi Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye hidayeti o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yesimi nurlu bir ricaya çevirdiniz. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Bu zemin buna müsait değil de yalnız şu kadar size söyleyeceğim. Şimdi Allah'ın size nasıl muamele edeceğini merak etmez misiniz haşirde? Neydi Batuhan mıydı? Oğuzhan. Merak etmez misin haşirde Allah sana nasıl muamele edecek? He? Edersin değil mi? Sen Abdullah? Edersin. Etmeyin var mı? Allah bana nasıl muamele edecek haşirde? Hepimiz ediyoruz tabii, insanız. Onu görmek isterseniz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine yaptığı davranış gibi yapacak Allah sana. En azı bunu yapacak. Çünkü Peygamberimiz Allah'ın rahmet ilahiyenin timsali ve mümessili. Yani aynada, bu ayna kabul edin. Bu da güneş. Ayna, güneş. Burada ayna, güneş gözüküyor mu? Gözüküyor. Ayna değil tabii. Güneş de değil ama güneşin hasiyetine sahip, nur olduğu için. Ama sen aynada baksan böyle, kesif olduğundan senin duyguların ısın gözükmez aynada. Değil mi? Ama güneş öyle değil. Güneşi böyle ayağı böyle yapsan karşıya yansıtır. Sigaranı yakarsın, renkler var, ısıtır. Yani aynadaki güneş bizim aynadaki gibi değil. Nur olduğu için. Aynadaki güneş ne güneştir ne değildir. Ne aydın ne gayr. Yani ayna değil güneş değil ama bunun adı timsal denilir. Allah'ın rahmeti güneş gibidir. Tamam. Bu ayna Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu aynada gözüken yani peygamberin ümmetine davranışı yani şu sana da davranışı şu. Şunu okuyan şu kadar sebep alır.
şöyle yapan affedilir, şunu şöyle yapan böyle yapar demesin. Hep aynadaki gözüken güneşin, güneşin aynısı gibidir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetine davranışı Allah'ın kullarına davranışı gibi olacaktır. Allah öyle davranacak sana. Bunu müjde. Vallahi müjde ya. Düşünen insanlara. Müjdeler olsun. Ne mutlu o düşünen insanlara. Allah ayetinde ne kadar ne diyor biliyor musunuz? Bir mealini söyleyeyim. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Değil mi? Demek ki bu ses nereden geliyor? Parti mi? Siyasi mi? Düğün mü? Biz de doğru. Çok güzel. Biz de düğün. Bak orada da sohbettir. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam rahmeti, merhamet ilahiyenin rahmet de demiyor. Merhamet ilahiyenin lisanı misali tövbe estağfurullah misali timsali dellalı mümessili. Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye hidayet. Ne demek biliyor musun hediye hidayet Abdullah? Sen sussun diyor. Mesela sabredersen diyor. Ayağım böyle. Ama eğer sen sabredersen ayakları sağlam olanlardan ama sen sabredersen gözü sağlam olanlardan daha fazla istifade edeceksin. Bu haramdır, bu doğrudur, bir kabirdir. Tamam mı? Bu sıkıntı şudur. Yani peygamberimiz olmasa kabiri nasıl yorumlayacağız? Kabir nedir? Hiç karanlık. Karanlık. Peygambersiz kabir nedir hadi? Dini kullanmadan kabiri söyleyin. Kimya ile fizikte çöz bakalım. Laboratuvara sokabilir misiniz kabire giren adamı? Morktan bu elimle o kadar insan yıkamışım ki. Delikanlı duyuyorsun değil mi sen de? Evet duyuyorum. Orada yatkandaki. Sana duyuyorum. Bak bu elimle o kadar mezar ölü yıkamışım ki. Geçenlerde de bir yerde gitmiştim size söylemedim. Ok meydanında korkuyorlar. Aslında ölmüş aşağıda da Morktan hocam bize yardım eder misin diye. Tamam lan arabaya koyarlar yok bir de Vekka'da götürebilir misin? Vekka'da yok hocam dedim abi şey yapsın. Kim biliyor musun? Babası Babasından korkuyor. Lan babanız değil miydi? Babamız idi diyor. Ama eğer peygamberimizin nuru yoksa neyle izade edersin kabiri? Hadi. Peygamberimiz diyor ki zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana bir kapıdır kabir. Peygamberimiz diyor ki çekirdeğin toprak altından çürüp ağaç, dışarıda ağaç olması gibidir kabir. Başka? Itlak ruhtur. Yani cesetten ruhun ayrışmasıdır. Yani odunu yaktığınız zaman nur, dumandan ayrıldığı gibi. Ya ne acayip bir şeymiş ya ölüm. Böyle kaliteli bir şey olur mu ya? Fevkalade bir şey ya. İnsan ölesi geliyor ha. Hakikaten ya. Bu kadar mükemmel ya. Yoksa odun kalacaktık ya. Çürüyecektik burada. Lan çürümeden odunu yakalım da bari nuru çıksın ya. Bir işe yarasın. Dumanı da meyveler kullanıyor glikoz. Çıkarlısından da bari diğerleri mahlukat faydalanıyor ya. Vallahi ölüm kadar bize bir şey olur mu ya? Şimdi gelse ölüm istemez misin? Genç yaştakiler biraz kemküm ama ben vallahi bunun üzerine yemin ederim. Hiç tereddütsüz, bila tereddüt veririm şu anda. Şu anda veririm. Verirsin değil mi? Abi şu anda olur ya. Elhamdülillah. Ya Allah'ın rahmeti ya. Gaflette değiliz abi. Yani. Şu anda gaflette değiliz. Gaflette değiliz. Elhamdülillah. Allah ve Resulü'nünle birlikte olmak, onlara yakınlaşmak oh. Nimet. Ne güzel dedi ya. Gaflette değiliz şu anda dedi ya. Sevdim lan seni. Elhamdülillah ya. Allah Allah. Biz de veririz abi diyor. Ne sen şey özel kılıyorsun. Şu anda değil mi? Tabii ben de şu anda dedim. Dışarıda demem ya. Zaten dedim ki ya Rabbim. Ya namazda alacaksın benim canımı. Ya da derste. İnşallah. Veya gerek yok. O ne isterse öyle olur. Bir şey diyemem.
Amin de diyemiyorum. Rabbül Alemin inşallah evet. Teheccüde ağlasın. Teheccüde ağlasın. İnşallah. Secde değil. Oh. Ulan ne uyanıksın. Müslüman uyanık olur. Abdullah, tanıyor musun bunu? Ozan dedi değil mi? Ozan uyanık. Hem de beş vakit namazın Allah'a, beş vakit namaz Allah'a yaklaştırmak değil. Vazifedir. Allah, tabii farzdır. Allah'a yaklaştıran nafilelerdir. Nafileler içinde en kalitelisi de teheccüddür. Teheccüd kılanların siması çok nurlu olur. Yani diğer namaz kılanlardan farklı olur. Kendi isteyerek kılıyor. Tabii tabii. Gece kalkıyor da uykuyu kesiyor. Kendi isteğiyle kalkıyor. Tak saat kuruyor. Çekip gidiyor. Ya Rabbi diyor. Bir tanesi dedi ki abi bir şey diyecek bir şeyim yok. Uyku haline kıldım. Ulan de ki ya Rabbi ne isteyeceğimi de bilmiyorum. Nerelerden sığınacağımı da bilmiyorum. Toptancılık yap dedim benim gibi de. De ki ya Rabbi Peygamber aleyhissalatü vesselam neler istemişse ben de istiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam nerelerden sığınmışsa ben de sığınıyorum. Amin vele dalin amin. Bir tane de oğlu demiş ki hacca gitmiş. Bilmiyor dua etmeyi. Doğulu Kabe'ye yaşatmış tutulmuş. Bizim hoca anlatıyordu kafilede, beraberdik ben de kafile. O ayrı kabilenin vazifesi, ben başkaydım. Dedi ki Hasan kardeş, buyur hocam dedim. Müftüydü o. Dedi ki birisin var dedi. Olmuş oldu. Onun kafilesinde, onun zamanında olmuş. O mültezeme yapışmış dua makamında. Ya Rabbi, ne diyeceğimi bilmiyorum. Has onun için geldiğini biliyorsun. Amin. Ya onun hürmetini bizi de affet ya. Hasan buraya niçin geldiğini biliyorsun. Amin. İmana bak ya Mehmet'im. Öf. Allah Allah. Abdullah senin bereketinle oysa bugün sabahtan beri bu üçüncü yerimiz. Elhamdülillah. Ama feyizli bir yer burası. Elhamdülillah. Tamamen ihlas. Beşere getirdiği hediye hidayet. Oh! Hidayet hediyesi. Daha bundan büyük hediye olur mu peygamberin? Ne diye getirdi? Kabiri yorumladı. Dedi ki en büyük mesele ne? Mesela kiradasın. Ev sahibi olsan o kadar iyi olur ama o kadar iyi. Dolmuşta gidiyorsun araba vereyim. Böyle değil. İnsanın en büyük meselesi kabirdir. Daha ilerisi var mı? Yok. Kabirden daha ileri bir şey mesele var mı? Her şeyi yok ediyor değil mi? Ekselü zikru hadimu lezzat. Bütün lezzetleri tahrip edip acılaştığını ölümü çok zikrediniz. Yani her şeyin yok olduğu andır ölüm. Ölümü çözmek, ölüme çare sunmak hayatta verilebilecek vücuttan sonra en büyük nimettir. O da hidayetle biliniyor. İşte bize hidayet vermiş. Allah onu söylüyor. İhdina sıratel müstakim. İstikametli olmak hidayettir. Hidayetli olmak istikamettedir. İşte karanlıklı yeysimi, ümitsizliğimi nurlu bir ricaya çevirdi. Evet. O düğünde bağırıyor ya aynı. Ben de şu sohbet. Ben de birkaç saat önce ben de öyleydim. Düğünde yedim yani. Onu bilirim şu anda psikolojisi. Yaşadığı bir bilgi sadece. Senin enstrümanların Risale-i Nur'lar da mı Hasan abi? Evet. Ne demek enstrüman dediği yani şey? O çalgı aletleri. Ha evet çalgı aleti. Ama o da vaaz ediyor elhamdülillah. Elhamdülillah ya. Ya Rabbi ya. Senden bir şey isteyecek yüzümüz yok ya. Hep nimetin içinde boğdun ya. Vallahi ya. Hizmetin kendisi ücrettir. Ücret isteme hakkımız yok. Hizmetin kendisi bana ücret olarak gösterildi diyor ustad. Vallahi ya. Arkadaşlar buraya gelebilmek var ya, ücrettir ha. Bu kendisi ücrettir. Huzurlu değil misin şu anda? Kendisi ücret işte. Ha başka, ahiretten bir şey verirse verir, o bilir yani. Yani gelebilmek, namaz kılabilmek, dua edebilmek, duadan önce sana verilen cevaptır. Yoksa dua edemezdin. Çünkü dua edebilmek rahatlamaktır. Namaz ise huzurdur. Huzur ilk önce sana veriyor sonra durabiliyorsun. Vermeseydi duramazdın ki. Yani
biz yapıldıktan sonra ücret veririz. Bizim sistem böyle çalışıyor, beşerilik. Allah öyle yapmıyor. Vereceğini önceden veriyor, ondan sonra yaptırıyor. Garip değil mi? Ya. Ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyareler. Biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen ehli dalaletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuadır. Başta şefimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her günde Es-Sebebül Kelfail sırrınca bütün o ümmetinin işlediği hasenatın bir misli sayfi hasenatına ilave edilen ve şu kainattaki makası-ı âliye-i ilahiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tealisine sebep olan o Zat Ahmedi aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti rivayet-i sahiha ile ve keşf-i sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi dediği zaman yine ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlık ile yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızları ile ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulümat-ı beşeriyeden kurtulmanın çaresi sünnet-i seniye ittibadır. Sünnet-i seniye nedir diye bir şey anlatayım size. Ondan sonra kapatıyorum. Nedir diye çok şey anlatılır da bu makamda, yani bir örneğim olsun. Sünnet-i seniye ne demektir? Tuvalete girerken, yemek yerken, yatarken, ayakkabı giyerken, yani her şeyde sünnet-i seniye ne işe yarıyor diye bir örnek vereceğim. Navigasyonu bilmeyen var mı? Elini kaldırsın. Navigasyon yok. Navigasyon şu demek. Şöyle bir program var. Nerede olduğunu, ben buraya navigasyonla geldim. Bu adresi navigasyon. Buraya gelemem. Mümkün değil. Sağa dön, öyle mi? Gafur. Sağa dön, alta dön, sola vur, sağa dön. Sağa in, aşağı git, bilmem ne yap, tamam. O kadar acayip. Yani kestirme belki yollarınız vardı ama bize sokaklardan şuradan buradan getirdi. Gelemez. İşte bu uyduya adres veriyorsun, seni getiriyor. Görüyor musunuz uyduyu? Yok. Bak şimdi. Ben uyduyu göremiyorum. Çıplak gözle göremem. Sesimi işitemem. Ey uydu, ben gitmek istiyorum Abdullah. Bir bana göstersene, ilham et. Nereye gösterecek bir de? Nereye gösterecek? Cihazın yok. Sesimi duymaz. Onun sesi de bana gelmez. Duysa bile nasıl cevap verecek? İşte navigasyonda adres yazıyorum, bana cevap veriyor. Peki aynı anda milyonlarca insanlar girmiyor mu navigasyon? Birisine sağa git diyor, ona aynı anda sola git diyor. Birisine ileri git diyor, ötekisine geri git diyor. Aynı anda. Herkesi farklı farklı konuşuyor ama bir konuşmaya mani değil. Sağa dön diyor, ötekisine sola vur diyor. Aynı anda. Aynı şey program. Şimdi haşa, o uyduya misal Allah, telefonda misal insan, beden. Telefondaki batarya, elektrik, hayata misal. Telefondaki program, ruha misal. Telefonu telefon yapan karttır. Turkcell midir, Vodafone mudur, Avea mıdır, Telekom mudur? Yani birisinin kartı var. O da imana misal.
Onu taktıktan sonra uydu beni onaylıyor. Hemen gelmeler var. Onun adı da Hidayet. Tamam, Hidayet. Ben de onunla işler yapıyorum. Yani o kanalla onaylandığım için. Mesajlar gidiyor, seslerim gidiyor. Bu da iman. Arkadaşlar, şimdi ben neredeyim şu anda? Hakikaten bilmiyorum burayı. Samimi söylüyorum. Bu Sultan Beyliği'ndeyim ama nerede bilmiyorum. Şimdi dışarıya çıkacağım. Zeytinburnu'nu yazacağım. Bana diyecek ki yaya mı gitmek istiyorsun? Arabayla mı? Ben diyeceğim ki ben neredeyim? İyi dinle bak. Ben neredeyim? Oysa karanlık değil mi bu taraf? Şu anda gece karanlık. Öyle mi Gafur? Evet. Karanlık. Nerede ne var bilmiyorum. Nerede hastane var bilmiyorum. Nerede okul var bilmiyorum. Nerede köprü var bilmiyorum. Nerede ne var bilmiyorum. Ben neredeyim bilmiyorum ki. Navigasyona giriyorum. Gündüz gibi bana aşikare. Sen şuradasın. Şuranın önündesin. Gideceğin yer şurasıdır. A sana yol. Ama anlamadın. Amasın kulak var. Ses de var. Navigasyon benim bulunduğum yeri, nerede olduğumu, ben nereye gitmek istediğimi, neyi aradığımı, ne nerededir, bunu hemen gösteriyor. Gündüz gece fark etmiyor. İşte navigasyon programını telefona yükleyip uyduya bağlanmak sünnet-i seniyedir. Yoksa yolunu bulamazsın. Nerede olduğunu bilemezsin. Nerede olduğunu bilemez. Neredesin? Nerede, nasıl çıkacaksın? Nerede, nasıl çıkacaksın? Çok garip ya. Ayet var ya, Resulüme tabi olun ki Allah sizi sevsin. Evet. Yani sevsin ve size yollarımızı gösteririz. Kıblename bir pusula gibi diyor ya. Gibi, evet. Kıblename gibi bir pusula. Şimdi, eğer girmedin, bağır uyduya. Neredeyim ben? Nereye gideceğim? Burası neresi? Yok cevap. Cevap geliyor da senin alıcın yok. Onun cevap cinsinden değil senin. Böyle bir şeyin olması lazım. İşte sünnet-i seniye navigasyon programını yüklenmek. Yani tuvalete gireceğim. Burası neresi? Banyo neresi? Yatağına yatacağım. Yemek yiyeceğim. Tamam, özel hayatlarım var, ticaret vesaire. Bu nasıl, neyin nesidir bu? Nasıl yapmam lazım? Doğrusu nedir? Doğrusu tuvalete nasıl girilir, çıkılır? Sünnet-i seniyedir. Navigasyon o, onun gibi. Sünnet-i seniye bu. Peki, geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak usul ve furularınızı kim ahirete geçmişse hepsine merhamet etsin. Kusurlarımızı affeylesin. Buraya gelmemize de sebep olan Abdullah kardeşimi de tebrik ediyorum. Amin. Cenab-ı Hak ona ve bize huzuru eten versin. Amin. Huzuru daim versin. Amin. Ve hepimize ve ona da Risale-i Nur'un talebesi unvanı ile. Amin. İhlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebair ve tesanüt sırrına mazhar ederek yaşamayı nasip eylesin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselam şefaatine mazhar eylesin. Amin. Burada bahsedilen merhamet ilahiye müjdesine Cenab-ı Hak masadak eylesin. Ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Temassalavat.